Merhabalar, ben Cevahir. Winchill'de dokümanların da bir ürün ağacı gibi aynı bir structure'ını oluşturabiliyorsunuz. Bununla ilgili çok hızlı bir örnek göstereyim. Örneğin benim quality dokümanımda PPAP dokümanlarım var ve bu PPAP dokümanı birçok dokümandan oluştuğunu düşünelim. Zaten PPAP dokümanları birçok dokümandan oluşuyor. Şu şekilde PPAP dokümanına tıklayıp structure'ına geldiğimde burada bakın dokümanın altında alt kırılımını görüyorsunuz ve bunun altında kontrol planı, proses FMEC, PSVS, audit report'u, design FME ve learned lessons diye farklı farklı doküman tiplerinde altına bağlamışım. Bunu yapmak için önce bir dokümana gidiyorsunuz. Mesela ben proses FME'ye gideyim. Daha sonra onun structure'ına geldikten sonra users'a ekliyorsunuz altına bağlamak istediğiniz dokümanı. Mesela insert existing dersem mevcut Winchill'den bir dokümanı bunun altına bağlayacağım. Insert new document dersem dışarıdan yeni doküman yükleyeceğim. Ben existing diyorum. Buraya number'ı yıldız 0 yıldız diye aratıyorum. İçinde 0 geçen Winchill'deki dokümanlar geldi. Ben bunun altına örneğin bir döküman seçeyim buradan. Design Record diye bir döküman bağladım. Daha sonra bu işlemi yapar yapmaz dokümanı checkout ediyor. Gelip bunu tekrar üzerine sağ tıklayıp check-in yapmanız gerekiyor. Şu anda mesela bu Process FME altına bir doküman daha bağladım. O zaman ben az önceki PPAP dokümanıma gidersem şu anda Recent Access'ten hızlıca ulaşayım. Bunun structure'ında artık Process FME'nin altında bir kırılım daha göreceğim. Az önce bağladığım doküman. Bunun altına bir doküman daha bağlamak istersen tekrar buradan Insert Existing ile ya da Insert New Document diyerek altına doküman bağlayabilirim. Böylelikle bir doküman ürün ağacınızı da, doküman bomunuzu da isterseniz oluşturabilirsiniz.